Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 8 Mayıs 2023 Pazartesi, dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Suriye 12 yıl sonra Arap Ligi'ne geri döndü. Karar Suudi Arabistan ve Mısır'ın talebiyle gerçekleşen oturumda oy birliğiyle alındı. Arap Ligi Dışişleri Bakanları iç savaş nedeniyle 2011'den beri dışladığı Suriye'nin birliğe dönüşüne onay verdi. Sevgili seyirciler, ayrıntıları aktaracağız. Arap ülkelerinin yanı sıra Türkiye'de Suriye ile normalleşme yönünde adımlar atıyor. İşte 10 Mayıs'ta Moskova'da 3. tur görüşmeler için Dışişleri Bakanlarının buluşması bekleniyor. Moskova muhabirimiz Uğur Keleş'ten alacağız detayları. Yurt dışındaki Türk seçmen 14 Mayıs seçimleri için oylarını kullanmaya devam ediyor. Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcilikleri ve gümrük noktalarında. Şu ana kadar oy verenlerin sayısı 1 milyon 600 bini aştı sevgili seyirciler. Pekin, Berlin, Astana bugün canlı yayın duraklarımız olacak. Seçim izlenimlerini alacağız sandık başlarından, muhabir arkadaşlarımızdan. Sevgili seyirciler, asrın felaketinin ardından ağır hasar gören Malatya'da da Yüksek Seçim Kurulu heyetleri incelemelerini tamamladı. Malatya'da depremlerde ağır hasar gören 14 okulun bahçesine 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem genel seçimlerine özel seçim konteynerleri kurulmasına karar verildi. Muhabir arkadaşımız İrem Büyükışık da Malatya'dan izlenimleriyle yayınımıza katılacak. Aselsan Laçin projesi kapsamında Azerbaycan otoyollarında Aselsan akıllı trafik çözümleri kullanılacak. İşte Bakü'de yeni sistemin devreye alma töreni düzenlendi. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün yayın konuğumuz olacak bugün. Fatih Avanos'un sorularını yanıtlayacak Bakü'de. Özbekistan'ın Gülistan şehrinde 3. Uluslararası Ozancılık Festivali düzenlendi. 31 ülkeden 100'ün üzerinde ozan kendi kültürünü tanıtıyor. Şahrukbek Alimov da Gülistan'da bizi bekliyor. Yayınımıza katılacak, izlenimlerini aktaracak sevgili seyirciler. Bosna Hersek'te de Türk Filmleri Haftası başladı. Etkinlik kapsamında Türk sinemasının seçkin 7 filmi Saraybosnalılarla buluşacak. Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın yayın konuğumuz olacak. Bugün festivali konuşacağız, başlıyoruz. Yurt dışındaki Türk seçmen 14 Mayıs seçimleri için oylarını kullanmaya devam ediyor. Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcilikleri ve gümrük noktalarında şu ana kadar oy verenlerin sayısı 1 milyon 660 bini aştı. Çok sayıda ülkede oy kullanma işlemi tamamlandı. 66 ülkedeki oy verme sürecinde ise sona gelindi. Suriye 12 yıl sonra Arap Ligi'ne geri döndü. Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Arap Ligi Dışişleri Bakanları, iç savaş nedeniyle 2011'den beri dışladığı Suriye'nin birliğe dönüşüne onay verdi. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Saldırıda 5 kişi yaralandı. Rus paralı asker grubu Wagner Bahmut'un büyük ölçüde ele geçirildiğini, Ukrayna'nın elinde 2,7 kilometrelik bir bölgenin kaldığını iddia etti. Ukrayna ise Rus ordusunun 9 Mayıs'a kadar Bahmut'u ele geçirmeyi planladığını duyurdu. İsrail, Filistinlere yönelik baskısını sürdürüyor. İsrail birlikleri Kudüs'ün Ebu Dis bölgesine baskın düzenledi. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlere ait bir okulu yıktı. İran Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi siber saldırıya uğradı. İran Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinin bilgisayar korsanlarının saldırısı sonrası bir süre çevrim dışı kaldığını doğruladı. Aselsan'ın şekil değiştiren insansız hava aracı uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Kısa sürede 200 metre irtifaya çıkan İHA, sabit ve hareketli platformlardan fırlatılarak keşif gözetleme amaçlı görev yapacak. Güvenlik güçlerinin yeni yardımcısı olacak İHA'nın çok yakında ürünleştirme aşamasına geçeceği belirtildi. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalia eyaletinde bir köprü kontrollü olarak yıkıldı. Dev köprünün saniyeler içinde toz bulutuna dönüşmesi kameralara yansıdı. İzleyiciler de o anlara alkışlarla eşlik etti. Hindistan'ın Kerala eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu en az 21 kişi hayatını kaybetti. Rajasthan eyaletinde ise MiG-21 jeti düştü, 2 sivil yaşamını yitirdi. Peru'da bir altın madeninde çıkan yangında 27 kişi öldü. Endonezya'da park halindeki turist otobüsünün frenin boşalması sonucu yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde 200 binden fazla atlet 158 ülkede aynı anda yardım kampanyası için koştu. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ziyaret ettiği çocuk parkında kaydıraktan kayarken sıkıştı.
NASA, tropik siklonların ve kasırgaların oluşumunu ve ilerlemesini izlemek için uzaya yeni uydu gönderdi. Londra'nın sembol yapıları taç giyme töreni için ışıklandırıldı. Gelişmeler böyle, detaylarına bakacağız sevgili seyirciler. Milli İstihbarat Teşkilatı son dönemde birbiri ardına son derece başarılı operasyonlara imza atıyor. İşte hafta sonunda sevgili seyirciler, kırmızı bültenle aranan PKK-KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonla etkisiz hale getirilen Eyvaz Beyaz'ın terör örgütünün çok sayıda silahlı eylemine katıldığı öğrenildi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK-KCK'nın sözde sorumlularının peşinde. Son operasyonun adresi Irak'ın kuzeyi oldu. Bölücü terör örgütünün sözde özel güç cephe sorumlusu terörist Eyvaz Beyaz, Duhok Gara alanında etkisiz hale getirildi. MİT'in hedef listesine aldığı Zerdeşt Karadeniz kod adlı terörist, saha ajanları tarafından takibe alındı. Terörist Beyaz'ın Gara'ya geçtiği ve terör örgütü elebaşlarından aldığı talimatla büyük şehirlerde eylem yapmak için Türkiye'ye geleceği tespit edildi. Saha ajanları tarafından Eyvaz Beyaz'ın günlük rutini belirlendi. Alınan anlık bilgilerden sonra PKK-KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu terörist, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne 1994 yılında katılan terörist, birçok eylemin planlayıcısı ve failiydi. Türkiye'de bulunduğu dönemde güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda eylemi yönettiği belirlenen PKK'lı terörist, 2015 yılında yeniden Irak'a geçti. Sonrasında örgütün sözde özel güç yapılanmasında sorumlu seviyede görev aldı. Sevgili seyirciler, Türkiye 40 yıldır terörle mücadele ediyor ancak en büyük darbeyi müttefiki bildiği Batı ülkelerinden alıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkeleri terör örgütü PKK-PYD'ye destek vermeye devam ediyor. Özellikle örgütün Suriye kolu PYD'nin bölgede sözde bir devlet kurması için yıllarca askeri ve ekonomik olarak birçok yardım yapıldı. İşte teröre verilen o desteğin satır başları. Tırlar dolusu silah yardımı yaptılar. Terör kamplarını ziyaret edip askeri danışmanlık verdiler. Türkiye 40 yıldır terör belasıyla uğraşıyor. Ancak bu mücadelesinde ne Avrupa ülkelerinden ne de Amerika Birleşik Devletleri'nden ciddi bir yardım görüyor. Hatta Batı ülkeleri Türkiye'ye destek olmak yerine adeta köstek oluyor. Bunun en büyük kanıtı terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye yönelik politikalar. Batı ülkeleri DAEŞ'le mücadele adı altında PYD'li teröristleri dünya kamuoyuna özgürlük savaşçısı olarak tanıttı. Ancak gerçek bir süre sonra anlaşıldı. DAEŞ'in ele geçirip sonradan geri çekildiği noktalarda bir terör devleti kurulması amaçlandı. Neyse ki Türkiye'nin kararlı mücadelesi ve sınır ötesi operasyonlarla terör devleti hayali suya düştü. Ancak özellikle Amerika Birleşik Devletleri hala Pentagon üzerinden teröristlere açık desteğini sürdürüyor. Terör örgütleriyle işbirliği yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ile de sınırlı değil. Bazı Avrupa Birliği ülkeleri terör örgütüne finansman desteği sağlıyor. Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan üst düzey teröristler Avrupa ülkelerinde rahatça gezebiliyor. O ülkelerden en dikkat çekeni ise İsveç. Rusya tehdidi nedeniyle NATO'ya girebilmek için Türkiye'yi ikna etmeye çalışsa da teröre açık desteğinden vazgeçmiyor. Gibi PKK-PYD'li teröristler milletvekili olarak söz hakkına sahip olabiliyor. Avrupa Birliği'nin lider ülkeleri Almanya ve Fransa ise her fırsatta Türkiye'ye karşı teröristlere kucak açmayı sürdürüyor. Evet, Türkiye'nin terörle mücadelesi 40 yıldır sürüyor sevgili seyirciler. Suriye işte terörden, teröristlerden arındırılmalı. Türkiye'nin güvenliği, sınır güvenliği açısından özellikle. Bu çerçevede Suriye ile normalleşme adımları da gündemde. Tabii Türkiye'nin önceliği ülkenin terörden, terör gruplarından arındırılması sevgili seyirciler. Bu arada Suriye 12 yıl sonra Arap Ligi'ne geri döndü. Sevgili seyirciler, Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Arap Ligi Dışişleri Bakanları iç savaş nedeniyle 2011'den beri dışladığı Suriye'nin birliğe dönüşüne onay verdi. Karar Suudi Arabistan ve Mısır'ın talebiyle gerçekleşen oturumda oy birliğiyle ele alındı. Suriye Arap Cumhuriyeti'nden hükümet delegasyonları Arap Ligi toplantılarına
katılabileceklerdir denildi. Daha önce Katar'ın itirazının bulunduğu ancak Suudi Arabistan'ın Körfez ülkesini ikna etmeye çalıştığı belirtilmişti. Arap ülkelerinin yanı sıra Türkiye'de sevgili seyirciler Suriye ile normalleşme yönünde adımlar atıyor. 10 Mayıs'ta Moskova'da 3. tur görüşmeler için Dışişleri Bakanlarının buluşması bekleniyor. Daha önce de Dışişleri Bakan Yardımcıları ve Savunma Bakanları düzeyinde görüşmeler yapılmıştı. Moskova'ya gideceğiz biz de şimdi. Uğur Keleş, Moskova muhabirimiz karşımızda. Suriye ile normalleşme adımları önemli Türkiye açısından, terörle mücadele açısından son derece önemli. Terörden, terör gruplarından sınırımızın, Suriye'nin arındırılması çok kıymetli. Sevgili seyirciler, şimdi Uğur Keleş'e biz de soralım. 10 Mayıs'ta yapılacak toplantı önemli. Dışişleri Bakanları bir araya gelecek. Türkiye, Rusya, İran, Suriye Dışişleri Bakanları. Bu toplantının ardından, bu toplantıların ardından da liderler düzeyinde bir toplantı yapılması bekleniyor. Bir değerlendirme alalım Uğur Keleş'ten. Bu toplantı öncesinde son durum ne, gelişmeler neler? Evet Coşkun, Suriye Arap Ligi'ne döndü. İlk açıklamayı Irak Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Bu habere bir tepki Rusya'dan da geldi. Rusya bunun için uzun zamandır uğraşıyordu tabii ki. Rusya Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı ve Suriye'nin Arap ailesine dönüş sürecinde bu adımın atılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Suriye'deki krizin çözümü bölgedeki güvenliğin sağlanması için de önemli olduğunun altını çizdi Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada. Bir önemli gelişme de Rusya'da, Moskova'da 10 Mayıs'ta yapılacak Türkiye, Rusya, İran, Suriye Dışişleri Bakanları toplantısı. Daha önce Dışişleri Bakan Yardımcıları 3-4 Nisan tarihleri arasında Moskova'da bir araya gelmişlerdi. Hazırlık yapmışlardı bu toplantı için. Suriye'nin güvenliğinin sağlanması, Suriye'deki terörlükleriyle mücadele, göçmenlerin evlerine dönüşlerinin ve bu yönde yapılacak çalışmaların arttırılması ve Türkiye-Suriye ilişkilerinin iyileştirilmesi için çabaların yoğunlaştırılması konularını görüşmüşlerdi. Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan saygı belirtilmişti bu dört ülke bakan yardımcılarının yaptığı toplantıda. Böyle bir anlaşma ortaya çıkmıştı. Şimdi de 10 Mayıs'ta Rusya'da, Moskova'da dört dışişleri bakanı bir araya gelecekler. Suriye-Türkiye ilişkileri bölgenin güvenliği açısından önemli bir toplantı. Bu toplantının arkasından da bu dört ülke liderinin bir araya gelmesi planlanıyor. Coşkun. Evet, Uğur Keleş'ten aldık. Önemli bir toplantı 10 Mayıs'ta işte Moskova'da Dışişleri Bakanları bir araya gelecek dedik. Yarın da Rusya açısından önemli 2. Dünya Savaşı'nın bittiği tarih 9 Mayıs. Şey var şimdi. Uğur Keleş, beni duyabiliyor musun? Evet, 9 Mayıs Zafer Günü olarak kutlanıyor Rusya'da. Yarın önemli tabii kutlamalar olacak. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov da Moskova'da Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi de bekleniyor ayrıca. Senden alalım 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına yönelik hazırlıkları. Evet Coşkun, 9 Mayıs Zafer kutlamaları Rusya-Ukrayna Savaşı gölgesinde kutlanacak mı kutlanmayacak mı tartışmaları vardı. Kremlin son noktayı koydu. Kutlanacak, zafer geçidi de yapılacak dedi. Fakat Rusya'nın güney ve batı şehirlerindeki zafer geçidi törenleri güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Zira biliyorsunuz Rusya'nın büyük bir kısmında drone kullanımı, İHA kullanımı yasaklandı. Bu sene, daha önceki senelerde olduğu gibi yabancı konuk yok. Sadece Kırgızistan Cumhurbaşkanı ziyaret için Moskova'da bulunuyor ve kendisinin 9 Mayıs törenlerine de katılacağı açıklandı. Bu sabah Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir kutlama mesajı yayınladı. Eski Sovyetler Birliği ülkelerinin, liderlerinin ve halklarının zafer bayramını kutladı. İki istisnayla diyelim, Gürcistan ve Moldova'nın liderlerinin değil de halklarının zafer bayramını kutladı Vladimir Putin. Dediğim gibi bugün 8 ve 9 Mayıs'ta, bugün ve yarın resmi bayram, resmi tatil. Yarın da Moskova'da Kızıl Meydan'da zafer geçit törenleri yapılacak. Putin'le beraber Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un bu törenlere katılması bekleniyor. Bu sabah bir haber geldi. Putin'in Türkmenistan Devlet Başkanı'nı davet ettiği, daha önce de Tacikistan Devlet Başkanı'nı Moskova'ya törenlere katılması için davet ettiği haberleri geldi. Moskova'da şu an müthiş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Daha önce yayınımızı Kremlin yakında yapıyorduk. Artık yapamıyoruz. Kremlin çevresinde, Kızıl Meydan çevresinde kuş uçurtulmuyor. Büyük güvenlik önlemleri alındı. Yarın Zafer'in 78. yılı kutlanacak. Bununla ilgili bir başka haber de Ukrayna'dan geldi. Ukrayna 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın tarihini 8 Mayıs olarak değiştirdi. Artık Ukrayna Zafer Bayramı'nı Avrupa ile birlikte kutlayacak.
Rusya ile birlikte kutlamayacak. 9 Mayıs'ta Ukrayna lideri Zelenski Avrupa Günü olarak ilan etti. Neden bu farklılık var diyecek olursak, 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde savaşın bitiş anlaşması imzalandığında Rusya'da Sovyetler Birliği'nde gece yarısı olduğu için 9 Mayıs'ta olmuştu Rusya'da Sovyetler Birliği'ndeki bu dönem. Ve bu yüzden Sovyetler Birliği döneminden beri Rusya Zafer Bayramı'nı 9 Mayıs'ta kutluyor. Yarın da Kızıl Meydan'da askeri geçit töreniyle Zafer'in 78. yılının kutlanmasını bekliyoruz Coşkun. Uğur Keleş, son bir soru daha olacak, sana yönelteceğim. Hafta sonu bir suikast girişimi daha yaşandı Rusya'da. Putin yanlısı, Kremlin yanlısı, savaşı destekleyen bir yazara karşı ağır yaralandı. Komadaydı kendisi, son durumunu alalım. Ama bu son dönemde yaşanan saldırıları da bir hatırlatalım. Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina, onun ardından yine Putin'i, Kremlin'i destekleyen savaş yanlısı bir blogger suikaste kurban gitmişti. Tüm bu saldırılarla ne hedefleniyor? Senden de bir değerlendirme almak isterim kısaca. Evet, cumartesi günü meydana geldi bu olay. Gündeme bomba gibi düştü. Zahar Prilepin, yazar, Rus milliyetçisi, aynı zamanda Donbas'taki çatışmalara bizzat katılmış bir kişi olan Zahar Prilepin'in aracına bombalı bir saldırı düzenlendi. Anti-tank mayınıyla düzenlendiği bildirildi bu saldırının. Saldırıda Zahar Prilepin yaralanırken arkadaşı, koruması ve şoförü olan, aynı zamanda Donbas'taki çatışmalara katılmış bir militan olan arkadaşı hayatını kaybetti. Arabası ikiye ayrıldı bu patlama sonucunda. Zahar Prilepin'in bacaklarından yaralandığı, iki kırığının olduğu, açık bir kırığının olduğu belirtildi. Hastanede tedavi alındı. Önce yapay komaya sokuldu. Sonra kendisine geldi. Sağlık durumunun düzelmeye başladı ve kendisini destekleyenlere, kendisi için dua edenlere teşekkür ettiği bildirildi. Bununla ilgili tepki gecikmedi. Maria Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova bu saldırıdan dolayı Amerika ve NATO'yu sorumlu tuttu. Amerika ve NATO'lular yıllardır terör örgütlerini besliyorlar. IŞİD'i beslediler, El-Kaide'yi beslediler. Şimdi Zelenski ve haydutlarını besliyorlar. Bunlardan, bu saldırıdan direkt onlar sorumlu dedi. Saldırgan yakalandı ifadesiyle suçunu kabul etti. Ukrayna vatandaşı iki anti-tank mayını kullanarak yapmış saldırıyı. Bir tanesi patlamış, diğeri patlamamış. Daha önce de hatırlanırsa ünlü filozof, yazar, yine Rus milliyetçisi Alexander Dugin'in kızı Darya Dugin yine bombalı bir saldırıda hayatını kaybetmişti. Vladlen Tatarski adında bir savaş muhabiri diyor kendisine ki, kendisi de çatışmalara katılmıştı. Yine bir Rus milliyetçisi ve Kremlin'de bir toplantıya katıldığında konuşmuştu ve orada Ukrayna'daki öldüreceğiz, her yeri alacağız, hedefimize ulaşacağız gibi sert açıklamalar yapan bir blogger vardı. O da yine St. Petersburg'da bir kafede bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Dediğim gibi Rusya'da büyük tepki çekti. Rusya'da yazarlar, düşünürler bu konuda devletin gerekli önlemleri alması, korumaların arttırılması konusunda tepkilerini dile getiriyorlar. Bununla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Prilepin'in sağlık durumunun iyi olduğu söyleniyor. Kendisinin hastanede tedavisinin devam ettiği bildiriliyor. Bir başka açıklama da Ukrayna'dan gelmişti bununla ilgili. Budanov, Ukrayna İstihbarat Başkanı, Ukrayna'nın özgürlüğü için dünyanın neresinde olursa olsun Rusları öldürmeye devam edeceğiz demişti. Kremlin'den buna cevap geldi. Bu açıklamayla Kiev'in teröre sponsor olduğunu değil, bizzat organize ettiğini görüyoruz dedi. Kiev'in terörist yanı ortaya çıkmıştır dedi Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov. Coşkun. Evet, Uğur Keleş'ten aldık Rusya gündeminden başlıkları sevgili seyirciler. Peki cephede neler yaşanıyor, ona bakalım şimdi. Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hedef aldı. Saldırılarda 5 kişi yaralandı. Rus paralı asker grubu Wagner Bahmut'un büyük ölçüde ele geçirildiğini, Ukrayna'nın elinde 2,7 kilometrelik bir bölgenin kaldığını iddia etti. Ukrayna ise Rus ordusunun 9 Mayıs'a kadar Bahmut'u ele geçirmeyi planladığını duyurdu. Ukrayna'nın başkenti Kiev yine Rus saldırılarının hedefi oldu. Saldırılarda 5 kişinin yaralandığı açıklandı. Vurulan bir Rus insansız hava aracının Kiev'in iki havalimanından biri olan Zuhulyani Havalimanı'na düştüğü açıklandı. Vurulan başka bir insansız hava aracı ise bir apartmana düştü. Odessa şehrinde de bir gıda deposu vuruldu.
Ukrayna ile Rus orduları arasında Bahmut'ta büyük mücadele yaşanıyor. Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Alexander Sırski, Rus ordusunun Bahmut'ta saldırılarını yoğunlaştırdığını söyledi. Rus ordusunun Rusya'da zafer günü olarak kutlanan 9 Mayıs'a kadar şehri ele geçirmeye çalıştığını belirten Sırski, Ukrayna ordusunun buna engel olduğunu kaydetti. Daha önce Rus yönetimini Bahmut'tan çekilmekle tehdit eden Rus paralı asker grubu Wagner, bölgeden çekilmeyeceğini açıkladı. Wagner, Bahmut'ta 280 metre daha ilerlediğini, Ukrayna ordusu kontrolü altında 2,37 kilometrelik bir alanın kaldığını iddia etti. Öte yandan Ukrayna'nın Zaporijya nükleer santraline saldırı başlatacağı iddiasının ardından bölge halkı tahliye edildi. Bölgeden 660'ı çocuk, 1679 kişinin ayrıldığı duyuruldu. Ukrayna ordusu çatışmaların başlamasından bu yana öldürülen Rus asker sayısının ise 193 bini geçtiğini açıkladı. Tabii tüm bu gelişmeler yaşanırken yanıtı merak edilen bir soru var sevgili seyirciler. Tahıl koridoru anlaşması devam edecek mi? Bu sorunun yanıtı için gözler 18 Mayıs'a çevrildi. Uzmanlar anlaşmanın uzatılacağını ama şartlarının daha ağır olabileceğini belirtiyor. Ancak anlaşmanın yapılmaması halinde de Ağustos ayına kadar sektör açısından problem olmayacağı vurgulanıyor. Tahıl Koridoru Anlaşması, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından küresel çapta gıda krizini önlemek için yapıldı. 2022 yılı Temmuz ayında Birleşmiş Milletler'le koordineli olarak İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi kuruldu. Tahıl transferi buradan takip edilmeye başlandı. Anlaşmanın süresi 19 Kasım 2022'den itibaren Türkiye'nin girişimleriyle 120 gün uzatıldı. Ardından yine Türkiye'nin yürüttüğü lider diplomasiyle 3 aylık yeni bir uzatma kararı daha geldi. 19 Mayıs tarihinden itibaren anlaşmanın yeniden uzatılması için girişimler yoğunlaştı. Peki tahıl koridoru görüşmelerinden nasıl bir sonuç çıkacak? Sektörden ve dışarıdan gözlemlediğimiz kadarıyla uzatılma ihtimalini görüyoruz. Ama yine kısa süreler, yine daha ağır şartlar söz konusu olabilir. Anlaşmanın uygulanabilirliği ile ilgili mutlaka daha sıkıntılı bir döneme doğru ilerliyoruz diyebiliriz. Tahıl koridoru anlaşması buğday birim fiyatlarına da olumlu yansıyor. Fiyatlar 300 doların altına inmiş durumda. Uzmanlar Ağustos ayına kadar koridorun piyasayı beslemiyor olmasının sektör açısından problem olmayacağını belirtiyor. Sezondan çıktıktan sonra koridorun aktif hale gelmesinin önemine dikkat çekiliyor. Koridor açık olsa dahi Ukrayna menşeili, Ukrayna'dan çıkışlı bu ürünlere talep öncekine göre daha düşük olur. Koridor kapanmış olsa dahi bu arz açığı rahatlıkla diğer ülkelerden kapatılabilir. Dolayısıyla bu anlaşmanın bu dönem için devam etmemesi piyasa fiyatlarını çok etkileyemeyeceğini öngörüyoruz. İsrail Filistinlilere yönelik baskısını sürdürüyor. İsrail birlikleri Kudüs'ün Ebu Dis bölgesine baskın düzenledi. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir okulu yıktı. İsrail birlikleri işgal altındaki Kudüs'ün Ebu Dis bölgesine baskın düzenledi. Sevgili seyirciler, görgü tanıkları İsrail askerlerinin baskın sırasında yoldan geçen Filistinlilere saldırdığını öne sürdü. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinlilere ait bir okulu yıktı. Avrupa Birliği, İsrail'in Batı Şeria'da Avrupa Birliği tarafından finanse edilen okulu yıkmasını kınadı. Açıklama, AB Dış İlişkiler ve Savunma Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in ofisinden yapıldı. Açıklamada, Avrupa Birliği yıkımların uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu ve çocukların eğitim haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlatır. Avrupa Birliği, İsrail'i tüm yıkımları ve tahliyeleri durdurmaya çağırıyor ifadeleri yer aldı. İran Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi siber saldırıya uğradı. İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesinin bilgisayar korsanlarının saldırısı sonrası bir süre çevrim dışı kaldığını doğruladı. İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesi bir bilgisayar korsanı grubunun saldırısı sonucu bir süre çevrim dışı kaldı. Sevgili seyirciler, saldırıyı gerçekleştiren grup bakanlığın çok sayıda gizli belgesini ele geçirdiğini ileri sürdü. Ele geçirildiği belirtilen bilgiler arasında kimlik belgeleri, bakanlık yazışmaları, telefon numaraları ve binlerce bakanlık çalışanının listesinin bulunduğu iddia edildi. İran Dışişleri Bakanlığı
siber saldırıyı doğruladı, belge ve veri tabanının ele geçirildiğine yönelik iddiaları yalanladı. Yurt dışındaki Türk seçmen 14 Mayıs seçimleri için oylarını kullanmaya devam ediyor. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcilikleri ve gümrük noktalarında şu ana kadar oy verenlerin sayısı 1 milyon 660 bini aştı. Çok sayıda ülkede oy kullanma işlemi tamamlandı. 66 ülkedeki oy verme sürecinde ise sona gelindi. Yurt dışında seçim heyecanı yaşanıyor. Seçimleri için 73 ülkede sandıklar kuruldu. Avustralya, Finlandiya, Litvanya, Estonya, Umman, Pakistan, Lübnan, İran, Japonya, Çin, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'ın da aralarında bulunduğu birçok ülkede 14 Mayıs seçimleri için oy verme süreci tamamlandı. 4 gün boyunca çok güzel ve iyi atmosferde bir seçimi yaşadık. Hiçbir problemle karşılaşmadık. Ben hayırlı olsun diyorum. Almanya, Avusturya, Fransa gibi Türk seçmenlerin yoğun olduğu 6 ülkede ise 9 Mayıs'a kadar oy kullanılabilecek. 1,5 milyon Türk seçmenin yaşadığı Almanya'da 2018 seçimlerinin ilk 10 gününe kıyasla oy kullanan kişi sayısında %22 artış oldu. Türk nüfusunun en yoğun olarak yaşadığı Kuzey Renvesfalya'da gençlerin sandığa yoğun ilgisi dikkat çekti. Genç arkadaşlarımızı ben özellikle tebrik etmek istiyorum. İlk kez oy kullanmak için gelen çok fazla genç arkadaşımız vardı. Bu da bizim için memnuniyet verici. 11 günde yurt dışında ve gümrüklerde oy kullananların sayısı 1 milyon 660 bini aştı. Bu süreçte yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin kullandığı oyların sayısı 2018 yılındaki seçimlerde kullanılan toplam oy sayısının üzerinde. Evet, oy verme işlemi tamamlanan ülkelerden birisi Çin Halk Cumhuriyeti. Pekin'e gidelim. TRT Pekin temsilcisi Musab Eryiğit ile konuşacağız. Oy verme işlemi tamamlandı Türk seçmenlerin ülkede. Senden alalım izlenimleri. Kaç seçmenimiz vardı, kaçı oy kullandı? Bilgiler için sendeyiz. Evet Coşkun Özen, oy verme işleminin tamamlandığı, sandıkların kapandığı ülkeler arasında Çin Halk Cumhuriyeti de bulunuyor dedik. 3 gün boyunca oy verme işlemi yapılmıştı. Çin Halk Cumhuriyeti'nde cuma, cumartesi ve pazar günleri sandıklar 3 gün boyunca yerel saatle sabah saat 9 ve akşam 21 saatleri arasında sandıklar açık kalmış. Çin'de yaşayan Türk vatandaşları oylarını kullanmıştı. Sandıkların başkent Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong kentlerinde kuruldular ve 3 gün boyunca bu bölge ve çevrelerinde yaşayan Türk vatandaşları buralarda oylarını kullanabildi ve pazar akşamı saat 21 ile birlikte oy verme işlemi tamamlandı. Sandıklar kapatıldı, oylar mühürlendi ve bu akşam saatlerinde de Türkiye'ye gönderilmek üzere yola çıkacak. Çin'de Türk vatandaşlarının kullandığı oyların bu akşam itibariyle Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor. Tabii 3 gün boyunca açık kaldı dedik Çin'deki sandıklar. Toplamda 4400 kayıtlı seçmen vardı Çin Halk Cumhuriyeti'nde ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde kayıtlı bulunan bu seçmenler başkent Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong kentlerinde kurulan sandıklara giderek oylarını kullandılar. Şu an itibariyle katılım oranlarına dair YSK'dan henüz resmi bir veri paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde dış temsilciliklerle birlikte Çin'deki katılım oranının da açıklanmasını bekliyoruz. Ancak açıklanan resmi seçmen bilgisi 4400 civarındaydı Çin'deki toplam seçmen sayısı olarak. Evet Coşkun Özen, toparlamak gerekirse dünyadaki birçok temsilcilikte, birçok ülkede oy verme işlemi tamamlandı. Bunların arasında Çin'de bulunuyor. Çin'deki sandıklar pazar akşamı saat 21 itibariyle kapanmış durumda ve mühürlenen oylar bu akşam da Türkiye'ye gönderilmek üzere yola çıkacak diyelim ve sözü size bırakalım. Evet, Çin'de oy verme işlemi sona erdi. 14 Mayıs seçimleri öncesinde Pekin'den Musab Eryiğit'ten aldık bilgileri. Sandıklar kapandı, mühürlendi. İşte bu akşam da Türkiye'ye gönderilmek üzere yola çıkacak sevgili seyirciler. Berlin'e gideceğiz, Almanya'ya şimdi. Almanya'da seçim oy verme işlemi devam ediyor. İlhan Atasoy Berlin'den bu kez karşımızda. Ondan alalım bilgileri, izlenimlerini.
Coşkun Özen, yaklaşık 1,5 milyon seçmen bulunuyor biliyorsunuz Almanya'da. Şu ana kadar 642 binden fazlası oyunu kullanmış durumda. %48,85'e tekabül eden bir oran var seçimlere katılım bağlamında. Ancak bugün ve yarın bu oranın ya da oy kullanan seçmen sayısının daha fazla artmasını bekliyoruz ki yarın saat 21'de, yani 9 Mayıs Salı günü saat 21'de Almanya'da sandıklar kapanacak. Dolayısıyla da o saate kadar da seçmenlerin, ki arka planda şu anda biz Berlin Başkonsolosluğu'nun arka bahçesindeki seçim merkezindeyiz, orada da zaman zaman uzayan kuyruk olduğunu söyleyebiliriz. Akşam saatlerinde ve yarın o kuyruğun ya da oy vermek için gelen seçmenlerin daha da artmasını bekliyoruz. Tabii aralarında birçok şehir var. 50 bin, 60 bin barajını geçen Almanya'da Essen, Köln, Düsseldorf, Stuttgart ve bir anlamda Berlin'de şu anda en çok oy kullanılan şehirler olarak dikkat çekiyor. Dolayısıyla da bu kullanılan şehirlerin bu barajları ya da 50-70 bin barajını aşması bekleniyor yarın itibariyle. Öte yandan şunu söyleyebiliriz. Örneğin Almanya'nın komşu ülkelerindeki oy verme işlemleri tamamlandı biliyorsunuz. Sandıklar kapandı. Hollanda'da 145 binden fazla kişi oy kullandı Coşkun Özen. Belçika'da 86 bin. İsviçre'de ise 60 binden fazla kişi oy kullandı. Dolayısıyla baktığımızda 2018 seçimlerine oranla bu 3 ülkedeki oy kullanma oranları artmış durumda. Almanya'da da yine benzer bir tablonun ortaya çıkmasını bekliyoruz ki 2018 seçimlerinde Almanya'da sandığa gitme oranı %50 civarındaydı. İşte son 2 günde bu oran daha da yukarı çıkabilir. Bunu ifade edebiliriz. Yine baktığımız zaman oy verilen ya da oy verilmiş olan sandıkların kapandığı ülkelerdeki oylarda bugün birçok ülkeden kuryelerle, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderecek. Almanya'da da yine benzer bir prosedür uygulanacak. 10 Mayıs sabahında ya da gün içerisinde Almanya'da kullanılan oylar Türk Hava Yolları uçaklarıyla ve diplomatik kuryeyle Türkiye'ye gönderecek ve sayım işlemi de 14 Mayıs akşamında gerçekleşecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun Türkiye'deki sandıkları saymaya başladığı saatlerde. Tabii şunu da ilave etmem lazım. Eğer yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı ise seçmenler, eğer 14 Mayıs akşamına kadar Türkiye'ye seyahat edecek olurlarsa gümrük kapılarında oylarını kullanabilecekler. Böyle bir avantajı da var. Ancak gün itibariyle baktığımızda Berlin Başkonsolosluğu örneğini söyleyecek olursak son 2 günde seçmenlerin sandığı olan ilgisinin artarak devam etmesini bekliyoruz. Dolayısıyla da Almanya'da 2018 seçimleri oranla 2023 yılı, yani 14 Mayıs seçimleri için daha fazla seçmenin sandığa gittiğine şahit olabiliriz Coşkun Özen. İlhan Atasoy'dan Berlin'den aldık bilgileri sevgili seyirciler. Son 2 gün Almanya'da vatandaşlarımız yine uzun kuyruklar oluşturmuş seçim merkezlerinin önünde. Tabii katılım oranı ne kadar yüksek olursa halkın iradesi de sandığa o denli yüksek, doğru bir şekilde yansır. Sevgili seyirciler, Kazakistan'a gideceğiz şimdi. Kazakistan'da yaşayan Türk vatandaşları da tercihlerini yaptı, oylarını kullandı. Muhabir arkadaşımız Caner Salıbay karşımızda. Ülkede oy verme işlemi sona erdi. Ondan alalım bilgileri. Evet, Kazakistan'da yaşayan Türk vatandaşları kendi kararlarını verdi. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı 28. dönem milletvekilleri genel seçimleri için Kazakistan'da kurulan sandıklar dün kapatıldı. Kazakistan genelinde 3 farklı şekilde kurulan sandıklar 7 Mayıs'ta yerel saat 9'da kapatıldı. Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu ve Kazakistan'da oy verme işlemleri sırasında herhangi bir problemin yaşanmadığını belirtti Büyükelçi. Hiçbir problemle karşılaşmadık. Tüm müşahitlerimiz ve partilerden gelen sandık kurulu üyelerimizle beraber güzel ve güvende bir seçim gerçekleştirdik açıklamasını yaptı. Oy pusuları özel kurye ile Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu'na iletilecek. Bu sene ülkede 6106 Türk vatandaşı oy kullanma hakkında bulundu ve oy kullananların oranı yaklaşık %40 olduğu açıklandı. Ülke genelinde kurulan sandıklar 4 Mayıs'tan 7 Mayıs'a kadar, yerel sabah 9'dan akşam 21'e kadar seçmeler için açık kalmıştı. Öte yandan bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev 9 Mayıs Zafer Bayramı vesilesiyle yapılan törene katılım sağladı. Cumhurbaşkanı başkent Astana'da yer alan Ana Vatan
anıtına çelenk bıraktı ve 2. Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden şehit askerler için saygı duruşunda bulundu. Tören sonrası gaziler ile bir araya geldi ve Zafer Bayramı'nı kutlayarak onlara sağlık ve esenlik diledi. Öte yandan 7 Mayıs'ta ülkede Anavatan Savunucuları Günü kutlanmıştı. Cumhurbaşkanı Kazak ordusuna bir mesaj verdi ve savunma kabiliyetinin sürekli artırılması ülke için önemli stratejik görevlerden biri olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı silahlı kuvvetler ülkenin egemenliğinin ve bütünlüğünün güvenilir bir garantörü, halkın birliğinin ve geleceğe olan güvenin bir kalesi olarak yorumladı. Öte yandan ülke genelinde 7 Mayıs Anavatan Savunucuları Günü vesilesiyle ordunun genel toplantısı yapıldı. Toplantı sırasında Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov 250 Kazak askerinin Afrika kıtasına görevlendireceğini açıkladı. Bakan tarafından yapılan açıklamada Kazak askerinin barışı koruma misyonlarına yer aldığı coğrafyanın genişlediği belirtildi. Jaksılıkov son 10 yılda 600'den fazla askeri personelimiz Birleşmiş Milletler Birliği'nde görev yaptı. Daha 250 askerimiz de görevlendirecek açıklamasını yaptı. Ancak Afrika'nın hangi ülkesinde askerlerin görev alacağı açıklanmadı. Toplantı sonrası Savunma Bakanı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'e askerin yeni üniformasını tanıttı. Bakan tarafından yapılan açıklamada yeni üniformanın daha pratik olması ve muharebe alanında askerlerin gerekli görevleri yerine getirmesi konusunda daha uygun olduğu belirtildi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Caner Salıbay'dan aldık. Kazakistan gündeminden başlıklar böyleydi. Sevgili seyirciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin sadece bölgesinde değil tüm dünyada barış için adım attığını söyledi. Şentop, İstanbul'da düzenlenen Balkanlar ve Avrupa Konferansı'nda konuştu. Türkiye sadece bölgesinde değil bütün dünyada barış ve istikrardan yana adımlar atıyor. Kirli hesaplar, kanlı paylaşımlar, zulme çanak tutanlar karşısında her yerde, her zaman en önce Türkiye'yi buluyor. Bundan rahatsız olanlar bugünlerde seçimler dolayısıyla bakıyoruz ki el birliği etmişçesine yine devrediler. Türlü yayınlar ve yorumlarla Türkiye'yi yıpratmaya çalışıyorlar. İstiyorlar ki Türkiye sınırları içine hapsolsun, gönül coğrafyasını terk etsin, mavi vatandan vazgeçsin. Unutmasınlar ki dışarıdan yapılan bu tür manipülasyonlar, dış müdahale kokan analizler ve Türk milletine bir şeylerin dikte etme girişimleri boşuna nafile çabalardır. Aziz milletimiz uzaktan kumandalı iktidar değiştirme oyunlarının figüranı olmayı her zaman reddetmektedir. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar, Kızıl Elma'nın geliştirme serüveni belgesele dönüştürüldü. Sevgili seyirciler, Kızıl Elma'nın yapım aşamalarını anlatan Hedef Kızıl Elma belgeselinin ilk bölümü 10 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak. Kızıl Elma, milletimizin geçmişten beri gelen bir ülküsü. Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan ulvi hedef. 20 yıllık zorlu bir yolculuk. Hedef Kızıl Elma belgeseli seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bundan 20 sene önceyi düşündüğünüzde insansız hava aracı dediğinizde insanlar o ne demek diyordu yani. Pilotsuz uçak mı olur diyordu. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'nın geliştirilme hikayesinin anlatıldığı belgeselin yönetmenliğini Altuğ Gültan ve Burak Aksoy yaptı. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi ve Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ndeki çekimler aylarca sürdü. Şubat 2022'de başlayan proje yaklaşık 9 ayda tamamlandı. Kızıl Elma'yı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'la Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar anlattı. En önemli engeller zihinlerdeki engeller. Dolayısıyla bizim o zihindeki engelleri aşmaya çalıştık her zaman. Yani. Hedef Kızıl Elma 2 bölüm olarak hazırlandı. Belgeselin ilk bölümü 10 Mayıs Çarşamba günü saat 21'de Baykar'ın YouTube kanalında yayınlanacak. Bak bu önemli bir parça. Takoz aslında işini çok iyi yapıyor. Uçağın önüne koyuyorsunuz ve uçak hiçbir yere gidemiyor. Biz bunu yapacağız. Bundan sonraki nesiller uzay araçları yapacak. Ama takozları kaldırmayı beceremezlerse hiçbir şey yapamayacaklar.
Aselsan'ın şekil değiştiren insansız hava aracı uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Kısa sürede 200 metre irtifaya çıkan İHA, sabit ve hareketli platformlardan fırlatılarak keşif gözetleme amaçlı görev yapacak. Güvenlik güçlerinin yeni yardımcısı olacak insansız hava aracının çok yakında ürünleştirme aşamasına geçeceği belirtildi. Aselsan, kararlı uçuşa geçebilen insansız hava aracı prototipi geliştirdi. Başarılı uçuş testlerine imza atıldı. İHA, kolları katlandıktan sonra fırlatıcı sisteme yerleştiriliyor. Fırlatma sonrası istenen yüksekliğe ulaştığında kararlı uçuşa geçiyor. Bu sayede hem sabit hem de hareketli platformlardan fırlatılabiliyor. Proje kapsamında beşli bir fırlatıcı sistem geliştirildi. Üzerinde 4 kamera bulunan ve kısa sürede 200 metre irtifaya çıkan İHA'nın keşif gözetleme amaçlı kullanılması amaçlanıyor. Bu teknolojiyle askeri personelin aracı durdurup bir İHA kaldırmasının ve bu sırada açık hedef haline gelmesinin önüne geçilecek. Geliştirilen İHA, hareketli araç üzerinden hızlı şekilde atılabiliyor. Aselsan'ın şekil değiştiren İHA'sı, şehir bölgesindeki sabit noktalarda, ülke sınırlarında ve güvenlik noktalarında kullanılacak. Zırhlı askeri araçlar, hücum botlar ve sahil güvenlik botlarıyla insansız kara ve deniz araçlarında da faydalanılacak. İtfaiye araçlarından da fırlatılabilecek İHA, yangının yönü ve büyüklüğü hakkında bilgi alınmasını sağlayacak. İHA, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Teknofest'te de sergilendi. Projenin Temmuz ayında tamamlanması ve ürünleştirme çalışmalarının başlaması planlanıyor. Aselsan Laçin projesi kapsamında Azerbaycan otoyollarında Aselsan akıllı trafik çözümleri kullanılacak. Sevgili seyirciler, artık kardeş ülkede Aselsan'ın seyir halindeki vasıtaların ebatı, ağırlığı, sınıflandırması ve plaka tanıma yetenekleri uygulanacak. İşte Bakü'de yeni sistemin devreye alma töreni düzenlendi. Muhabir arkadaşımız Fatih Avanos'un yanında Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Haluk Görgün var. O noktaya dönelim biz de. Sözü Fatih Avanos ve konuğuna bırakalım. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün 44 kilometre kuzeyinde bir noktadayız. Aselsan-Azerbaycan işbirliği devam ediyor katlanarak. Sadece savunma alanında değil, sivil alanda da Aselsan dost ve kardeş ülkelere akıllı çözümler sunuyor. Ve onlardan biri içinde bugün Can Azerbaycan'da bir tören düzenlendi. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Genel Müdürü Profesör Doktor Sayın Haluk Görgün de yayın konumuz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Önemli bir proje. Görüyoruz arkada akıllı çözümleri, sistemleri. Can Azerbaycan'da nedir projenin ayrıntıları, sizden alalım. Teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Can Azerbaycan'da yeni bir çözümün parçası olmaktan, sorumluluk almaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek başlamak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bu projenin kapsamında sizler de ifade ettiğiniz Aselsan aslında askeri ve savunma alanında elde ettiği teknolojik birikimi ve çözümü artık son yıllarda özellikle sivil alanlarda da uygulamaya başladı. Bunlardan işte sağlık, güvenlik, enerji, akıllı şehircilik ve ulaşım çözümlerimiz devam ediyor. Bu proje kapsamında biz otoyolda akışı trafiği aksatmadan otoyoldan geçen araçları sınıflandırma, ağırlık ölçümlerini uyguladığımız, yaptığımız bir sistem. Burada Aselsan'ın ürettiği kameralar, sensörler ve geliştirdiği yapay zeka yazılımlarıyla birlikte çok hızlı bir şekilde trafik ve otoyolun verdiği sınırlar içinde araçların olup olmadığı denetleniyor. Malumunuz araçların ağırlık sınırları içinde olması otoyolların, köprülerin, geçiş birimlerinin uzun süre hizmette kalması için önemli. Bizim burada uyguladığımız lidar kameralarımız, gündüz görüm kameralarımız, PTZ kameralarımız, işte ayar sensörlerimiz, aydınlatma sensörlerimizle birlikte geliştirdiğimiz yazılımlarla araçları biz çok hızlı bir şekilde sınıflandırıp aks başına düşen ağırlıkları ve toplam ağırlıkları çok hızlı bir şekilde ölçülerek raporlandığı, kayıtlandığı bir sistem. Burada görüntü ve kayıtlar uzun süre server'da saklanabiliyor. İşte sınırları aşan araçların, cezaya giren araçların hızlıca
uyarılarının yapılmasına müsaade eden ve bunları tek bir komuta kontrol merkezi üzerinden de yönetilebildiği bir sistem. Azerbaycan'ın önemli M1'den M6'ya kadar olan önemli otoyollarının tümünde Zafer yolunda uygulanacak bir sistem bu. Bu sistemin işte ilk parçası, ilk istasyonunu bugün burada sizlerle birlikte açmış olmanın, başarıyla gerçekleştirmiş olmanın memnuniyetini duyuyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. İşgalden kurtarılan Zafer yolunda da artık Aselsan imzasını o noktalarda da göreceğiz herhalde. Evet, göreceğiz inşallah. Bu projenin bir kısmı da Zafer yolunu içeriyor. Çok teşekkür ederiz Haluk Bey. Evet, dediğimiz gibi Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Görgün de ifade etti. 19 noktada Azerbaycan'ın bütün ana karasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den kontrol sağlanacak. Ebatlar, tasnifleme, ağırlıklar, her şey o noktada, bilgiler ve analizleriyle, istatistikleriyle birlikte Bakü'de yetkililerin hemen elinde olacak, Aselsan akıllı trafik çözümleriyle birlikte diyelim. Bakü'de son notlar bu şekilde, sözü yeniden size bırakalım. Fatih Avanos ve konu Sayın Görgün'e teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin yüz akı kurumlarından Aselsan sevgili seyirciler, işte kardeş ülke Azerbaycan'da da son derece önemli projelere imza atıyor. Şimdi bir başka canlı yayın noktamıza gideceğiz. Bosna Hersek'e. Bosna Hersek'te Türk Filmleri Haftası başladı. Etkinlik kapsamında Türk sinemasının seçkin 7 filmi Saraybosnalılarla buluşacak. Detayları bize Saraybosna muhabirimiz Ufuk Şahin aktaracak. Yanında bir de kıymetli konuğu var. Hemen sözü onlara bırakalım. Coşkun Özen, Yunus Emre Enstitüsü, Bosna Hersek'te ülkenin dört bir yanında Tercihim Türkçe projesi kapsamında Bosnalı Boşnak öğrencilere Türkçe öğretiyor. Türkçe öğrenen Boşnak öğrenciler artık burada geleneksel hale gelen Çocuk Şenliği programında buluşuyor. Bu yıl Çocuk Şenliği etkinliği biraz daha renklendirildi. Zengin bir program hazırlandı. Bu program kapsamında geçtiğimiz hafta sonu Türkiye Günleri etkinliğinde başkent Saraybosna'daki Saffet Zayko Parkı'nda binlerce çocuk aileleriyle birlikte bir araya gelerek burada hem Türk kültürünü, hem Türk mutfağını, hem de Türk geleneksel oyunlarını ücretsiz olarak burada tanıma fırsatı oldu. Bugün de aslında dün başlayan bir film haftası etkinliği vardı. Bugün de açılışı gerçekleştirilecek. Bu film haftası kapsamında da Türk sinemasının eşsiz 7 filmi önümüzdeki hafta boyunca da devam edecek gösterimi. Yarın da aslında Çocuk Şenliği programında 5000'in üzerinde çocuğun bir araya gelmesi bekleniyor Zenitsa şehrinde. İşte tüm bu gelişmeleri kıymetli yayın konuğum Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın Bey ile değerlendireceğim. Başkanım, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Cuma günü, cumartesi günü aslında başladı etkinlikler. Türkiye Günleri ve Çocuk Şenliği etkinliği kapsamında. Dün film etkinliği başladı. Yine yarın da Çocuk Şenliği programına katılacaksınız. Bütün bu zengin programlara ilişkin siz neler ifade etmek istersiniz? Sağolunuz, teşekkür ediyoruz. Aslında bizler sizlere hoş geldiniz diyoruz. Değerli izleyicilerimizi Yunus Emre Enstitüsü'müz adına sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Hali hazırda Yunus Emre Enstitüsü dünya çapında Türk dili, Türk kültürü, Türk sanatı ve tarihini tanıtma amacına haiz 56-53 sayılı ve 2007 tarihli kanunla kurulmuş olan çok önemli bir kurumumuzdur. Bu etkinlikleri ifa etme gücü ve potansiyeline sahip olan kurumumuzda sizleri ağırlamaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Şu an arka planda değerli ülke koordinatörümüz Mehmet Akif Yaman Bey'in de bizlere eşlik etmesi aslında bize güç katmıştır. Yunus Emre Enstitüsü'nün Saraybosna binasının müstakil bu binanın şu an sizlerle birlikte sadece izleyicilerimiz kütüphane kısmında bulunduğumuz için burayı görebilmekteler. Ancak Yunus Emre Enstitüsü Saraybosna özelinde hem Saraybosna, bunun yanı sıra Foynissa ve Mostar'daki faaliyetleriyle 3 ayrı kültür merkezini ülke özelinde bizim karşımıza çıkarmaktadır. Bosna Hersek'in enstitümüz açısından en büyük önemi ise kurumsal hafızayı yansıtabilecek
güzide bir örnek olmasından dolayıdır. Çünkü Arnavutluk, Tiran ve Bosna Hersek ilk kültür merkezini açtığımız güzide ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Sizlerin de bahsettiği gibi biz bir yıl içinde ortalama 1000'in üzerinde kültür sanat faaliyeti tertip eden bir kurum olmamız hasebiyle organizasyon kabiliyetine sahip ve de bağ kurduğumuz dünya çapındaki dost insan sayısını arttırmaya çalışan çok güzide bir kurum olarak karşınıza çıkıyoruz. Saraybosna'daki faaliyetlerimiz ise sizlerin de bahsettiği gibi Türkiye günleri gerekse de çocuk şenliği, bunların yanı sıra Türk filmlerinin gösterimi artık Saraybosna'da geleneksel hale gelmiş vaziyettedir. Saraybosna'da film haftalarının ve Türkiye günlerinin 10.sunu şu an tertip ediyoruz. Geleneksel bir uygulama, aynı zamanda sizlerin de bahsettiği gibi Tercihim Türkçe projesi kapsamında 5000'in üzerinde öğrencimize ulaşmış bulunuyoruz. Bosna Hersek'teki faaliyetlerimiz dün itibariyle, daha doğrusu cumartesi günü itibariyle başlamıştı. Bu esnada Türkiye Haftası programı tertip edildi. Akabinde bugün ve yarın Zenitsa'daki programlar Türk filmlerinin gösterimi şeklinde devam edecek. Film gösterimlerinin ardından söyleşiler hep birlikte tertip edeceğiz. Geleneksel hale geldiği için organizasyon kabiliyetimizi de yansıtması açısından çok önemli bir program olduğunu ben düşünüyorum. Buradan emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Sağlıcakla kalınız. Değerli Başkanım, çok teşekkürler vermiş olduğunuz katkılardan dolayı. Çok sağ olun efendim. Sağ olunuz, teşekkür ederiz. Coşkun Özen, Bosna Hersek'te Yunus Emre Enstitüsü kurulduğu gün itibariyle ülkenin dört bir yanında faaliyet gösteriyor. Başkent Saraybosna dahil Foynitsa ve Mostar şehirlerindeki temsilciliklerle adeta kültürler arası köprülerin oluşturulmasında büyük bir misyon üstleniyor diyerek söz tekrar size bırakalım. Evet, Yunus Emre Enstitüsü de Türkiye'nin yine yüz akı kurumlarından birisi. Ufuk Şahin'e, kıymetli konuğu Sayın Yalçın'a çok teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Saraybosna'dan aldık bilgileri. Son durağımız, canlı yayın durağımız Özbekistan olacak. Bugün Gülistan şehrine gideceğiz. Gülistan şehrinde 3. Uluslararası Ozancılık Festivali düzenlendi. 31 ülkeden 100'ün üzerinde ozan kendi kültürünü tanıtıyor. İşte muhabirimiz Şahrukbek Alimov da Gülistan'da festivalin detaylarını heyecanla aktaracak bize. Özbekistan'ın Gülistan şehrinde 3. Uluslararası Bahçecilik yani Ozancılık Festivali devam ediyor. Bu sene Gülistan'da yapılmasına karar verildi. Daha öncekileri 2019'da Tirmiz'de, 2021'de Nukus şehirlerinde düzenlenmişti ve bu sefer Gülistan şehri seçildi ve Gülistan'ın da dünya kamuoyuna ve kültür hayranlarına tanıtmak için bura seçildi. Peki bu festivalde neler yapılıyor? Bu festivalde bu sene 300'den fazla başvuru alındı. Yurt dışından ve yurt içinden ve bunlardan 64 grup seçildi ve buraya davet edildi ve burada toplam 64 grupta 115 ozan ve sanatçı kendi kültürünü tanıtıyor. Kendi ülkesinin kültürünü ve halk sanatını tanıtıyor. Özbekistan'da bu konuda birçok çalışmalar var. Yani Özbek edebiyatının sözlü edebiyatını geliştirmek için birçok çalışmalar yapılıyor ve bu festivalde o çalışmalardan biri, hatta sonlandırıcı ve tam yüksek noktaya çıkartıcı bir festival olduğunu düşünüyoruz. Ve burada 115 sanatçı, her birine 20 dakikadan zaman veriliyor ve sahnede gördüğünüz, şu an gördüğünüz gibi 20 dakika içerisinde kendi kültürünü ve kendi eserlerini tanıtıyor. Bu festivalin özelliği şu:
Tüm sanatçılar ezbere söylüyorlar. Yani her şeyi ezbere söylüyorlar. Bazen de yeni fikirler, yeni şiirler geliştirerek söylediklerini de söylemek mümkün. Alpamiş destanı ve diğer Türk soylarının destanları da bu şekilde tarihten süre gelmiş ve kuşaktan kuşağa aktarılmış ve böylelikle bugüne kadar yaşatılmış ve bu festival sayesinde yine de yaşatılacağını söyleyebiliriz. Birçok ülkeden katılımcı var dedik. 31 ülkeden katılımcı sanatçılar davet edildi. 115 toplam sanatçı burada sahneye çıkıyor ve kendi ülkesinin kültürünü, sözlü sanatını ve çalgı sanatını burada tanıtıyor ve bugün bu dinlemeler tamamlanacak ve jüriler en iyi ozanları seçiyor ve en iyi ozanlara Özbekistan Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından para ödülü verileceğini de söylemek mümkün. 7.000'den 3.500 dolara kadar para ödülü söz verildiğini söyleyebiliriz. Ve bugün 2-3 gün boyunca ozanlar burada sahneye aldılar ve bugün bu sahnelerin tamamlayıcı yani jüri heyetlerinin son fikirleri açıklanacak ve en iyi ozanlar burada belirlenecek. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde yine ozanlar daha fazla başvuru yapmasını ve daha fazla katılım sağlamasını bekleniyor. Ve bundan sonra 2 yıl sonra yapılacak ozancılık yani bahşicilik festivalinde birçok katılımcını görmek mümkün. Türkiye'den de ozan vardı. Türkiye'den Ankara'dan ozanımız Kamber Nar da burada katılım sağladı. Dün bir sahne aldı ve Türk Anadolu türkülerini söyleyerek burada Türkiye kültürünü bir kez daha tanıtmış oldu. Dediğimiz gibi 115 katılımcı sanatçı var ve her biri kendine özgü, kendi ülkesine özgü, kendi yöresine özgü kültürünü ve sanatını tanıtıyor diyerek sözü tekrar size bırakalım. Evet, son canlı yayın noktamızdı. Özbekistan'ın Gülistan şehri Şahrupek Alimov Ozancılık Festivali'nden izlenimleriyle yayınımıza katıldı. Avrasya gündeminin sonuna geldik böylelikle. Yarın yine aynı saatte dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.